Karar verdin mi? Ne yapacaksın? Ya bilmiyorum da şu staj işini bir halledeyim kafamda. Bakacağım. Kızım kaç kere söyleyeceğim sana? Yerimiz hazır. Amcam söylüyor. Hem bak işe de gitmemiz gerekmiyor. Ya yok Deniz ya. Hayatımız boyunca amcana yük olamayız öyle. Ben bayağı adam gibi girip bir yere çalışacağım. Tamam tamam. Çalış. Sabahlara kadar çalış. Ama amcamın da canına minnet. Ya bir bakalım. Bir iki tane şirket var. Onları araştırıyorum şimdi staj için. Bir oraya bakacağım. Yani Hacı amcaya gitmem lazım. Ona bir teşekkür edeyim değil mi? Yani bunca yıldır emeği var üstümde. Sen ne yapacaksın? Bilmiyorum hanımefendi, kalksın da keyfine göre bakacağız artık. Günlerce Bodrum'a gidelim diyordu. Sen de gel diyeceğim ama. Ya benim Deniz'le aram pek iyi değil. Pek sevmiyorum biliyorsun. Senden başka. Ben sana kaç kere söyledim ya? Bir hoca tutalım. Ya kaç yaşına geldin? Hala yüzmeyi bilmiyorsun ya. Ne gerek var canım hocaya falan? Ben öğretirim. Doğru ya. Masada olimpiyat şampiyonu var, unutmuşuz pardon. Canım benim, sen nerede öğrendin yüzmeyi? Ha? Hangi derede çimerken? Yok canım, bizim memlekette su kanalları var. Böyle acayip azgındır suları yani. Öyle her baba yiğidin harcı değildir orada yüzmek. Ben de o yüzden bayağı iyi bilirim, öğretirim yani. Mutlaka öyledir. Sen şimdi Narin Hanım'ı istediği yere götür. Sonra da büroya uğra amcamın yanına. Personel müdür seninle görüşecekmiş. Personel müdürü mü? Niye ki? Bilmem, bu tazminat işleri için falan herhalde, bilmiyorum. Ne tazminatıymış ki bu? Şimdi biz seninle geçici bir süre bir iş akdi imzalamıştık ya hani. Okul bitti, mezun olduk, iş bitti. Hacı amcaya benden selam söyle. Teşekkür ediyorum ona. Yani bu kadar yıl sonra 34 bedene indirdi ya beni, bravo. Rıfatcığım üzülme. Gelir gidersin arada, sana güzel kahvaltılar hazırlarız. Ha? E alıştık sana, özleriz biz seni. Gelmedin ara da sana böyle bir sofra kuralım. Ya şey oldu biraz. Böyle sürpriz oldu bana. Ben biliyordum tabii de. Ama ben sana söylemiştim daha önce. Okul bitince iş bitecek diye. Hı?